Evet, selamlar. Bugün Eylül ayının ilk günü. Ağustos ayında sadece backend development'a odaklandım. Node.js, Express.js ve MongoDB ile MySQL'i kullanarak çok güzel egzersizler yaptım ve kocaman bir blog projesi yaptım. Bir tane proje ama sağlam bir proje oldu. Yani gerekli tüm temel işlemleri olan CRUD operation'lar, HTTP metotlar, işte database bağlantısı, API'ları yazmak falan. Hani gerçekten inanılmazdı. Hiçbir şey bilmiyorken backend'e dair bir sürü şey öğrendim bir ay içinde. Yani inanılmazdı gerçekten. Şimdi Eylül ayında nasıl bir şeyler yapacağız? Şimdi bunu bir planlaması yapalım. Abi hiç deployment bilmiyorum ben şu anda. O yüzden deployment öğrenmemiz lazım. Zaten proje bazlı ilerliyoruz, tamam mı? Yani müfredatımı ben buna göre belirliyorum. Şu anda projemizde blok projesi yaptık değil mi? Bu projeyi lokalde bitirdik. Şimdi bunu buluta yüklememiz lazım. Yani bir deployment işlemi var. Yani bunu öğrenmemiz lazım proje doğrultusunda. Şimdi deployment konusu DevOps'un işi. Yani DevOps dediğin şey zaten deployment üstünde kurulu bir şey. Çünkü deployment büyük projelerde çok önemli bir konu haline geliyor. Ama şu anda biz DevOps'a bakmayacağız. Bizim olayımız backend. Ama yine de az da olsa işimiz görecek kadar deployment öğrenmemiz lazım. Şimdi araştırdığım kadarıyla deployment'ın iki çeşidi var. Birincisi direkt Docker'ı kullanarak projeni container'lara koyup AWS gibi doğrudan cloud sağlayıcısına yüklüyorsun. Bu teknik kısmı, yani zor olan kısmı ve bu kısımda daha fazlası kontrol sende oluyor. Araştırdığım kadarıyla, dediğim gibi daha önce böyle bir şey yapmadım. Diğer yöntemde de Heroku, işte DigitalOcean gibi platformlara yüklüyorsun. Bu platformlar birazcık daha senin işini kolaylaştırıyor. Çünkü bu platformlar doğrudan bir cloud sağlayıcısı değil. AWS'ten ya da işte diğer böyle ana bulut sağlayıcılarından şey alıyor, temel alıyor ve sana daha böyle müşteri odaklı bir şey sunuyor. Sen direkt dosyanı deploy edebiliyorsun kolay bir şekilde. Ama bu yöntemde de kontrol fazla sende olmuyor. Gibi gibi şeyler araştırdığım kadarıyla, dediğim gibi. Daha iyi öğreneceğiz işte, bu ay bunları öğreneceğiz. Bu iki yöntemi de yapmayı öğreneceksin. Tamam mı? Şimdi AWS, Docker, Kubernetes falan bunlar yani inanılmaz geniş konular. Yani derinine inip bitmez. Tamam, ve daha çok DevOps'ın işleri. O yüzden bu konulara fazla şu anda bakmayacağız. Dediğim gibi proje bazlı ilerliyoruz. Gideceksin abi. Blok projeni çalışır halde AWS'e deploy edebilmek için ne seviyede Docker öğrenmen lazım? Ne seviyede AWS öğrenmen lazım? Onu öğreneceksin. Projeni deploy edip çalışır hale getireceksin. Bitti, bu kadar. Alalım ekstradan şunu da bakayım, bunu da bakayım, yok. Yani ve bunu yapmadan önce yani direkt AWS Docker falan kullanmadan önce ilk önce Heroku'ya ve DigitalOcean'la projemi deploy edeceğim. Çünkü bu daha başlangıç seviyesinde uygun bir şey. Yani Docker'la falan şey yapmadan direkt Git aracılığıyla bunu yükleyebiliyorsun. Bunu öğreneceğim ilk önce. Şu anda ben MongoDB ve MySQL'i lokal bilgisayarımda kullanıyorum. Bunları cloud'a taşıyıp cloud'dan bağlantı kurmaya falan öğreneceğim. Yani belki basit işlemler bir iki günde öğreneceğim belki, ama şu anda bilmiyorum, anladın mı? O yüzden bunlar önemli, yani bunları öğrenmemiz lazım. Yani bunu yapmam maksimum 2 gün 3 gün. Yani şu anda blog projesini Heroku'ya deploy edip MongoDB database'den bağlantı kurup çalışır hale getirmek ve aynısını DigitalOcean'a yapmak ve bu projeyi MongoDB değil de MySQL ile yapıp tekrar bu iki platforma deploy edip MySQL'den bağlantı kurmak toplam 3-4 günümü alır diye düşünüyorum. Yani ortalama 4-5 Eylül'e kadar bunlarla uğraşacağım. Ondan sonra Docker kısmına geçeceğim. Docker AWS kısmına. Ve Docker'a başlamadan önce bir 2 gün 3 gün. Ya tabii bu günler tam belli olmuyor. Çünkü bir hata çıkıyor. 5 günde uğraşıyorsun mesela. Tüm düzen bozuluyor falan. Ama sırası şu şekilde olacak. Docker'a başlamadan önce Linux'a bakacağım. Linux'ta terminal komutlarını birazcık daha geliştireceğim. Ondan sonra Docker'a başlayacağım. Docker'da konteyner nasıl oluşturuluyor, işte imaj dosyası nasıl oluşturuluyor vesaire. Daha ben de bilmiyorum, öğreneceğim. Docker'ı da bu şekilde genel olarak öğrendikten sonra AWS'e nasıl bu Docker konteyneri deploy ediliyor, bunu öğreneceğim. Ve bunları da yaptıktan sonra blog projesine deploy edip işi bitireceğim. Kubernetes'e bakar mıyım? Bilmiyorum. Yani ne işimi kolaylaştıracak, onu öğrenmem lazım. Anladığım kadarıyla Docker'ları daha organize etmeyi falan sağlıyor. Bakacağız. Ama şu anda öncelik Docker ve AWS. Her neyse, bu Docker ve AWS'de tahminimce, dediğim gibi bunlar sadece tahmin, bilemiyorsun. 15-14 Eylül'e kadar bitiririm diye düşünüyorum. Yani maksimum Eylül'ün ilk haftası, ilk 2 haftası bu deployment süreçlerini hem Heroku DigitalOcean gibi
platformlarda hem de AWS gibi ana cloud platformunda yapıp deneyimlemeyi bitirmeyi düşünüyorum. Bunları yaptıktan sonra deployment bitmiş oluyor. Sonra Node.js'te projeler yapmaya devam edeceğiz. Zaten olay bu. Habire proje yapacaksın. Sosyal medya ya da e-ticaret projesi yapmayı düşünüyorum. Bakacağız. Ama bu projelere başlamadan önce ortalama bir hafta data structure ve algoritma konularına bir bakacağım. O konularda biraz tutorial izleyeceğim ve her gün algoritma sorusu çözmeyi düşünüyorum. Bakacağız. Yani genel olarak kafamdakiler bunlar. Özetlemek gerekirse Eylül'ün ilk haftası abi yaptığı bu blog projesini DigitalOcean, Heroku gibi daha kolay deploy edilebilir platformlara deploy edip database bağlantısı yapmayı öğreneceğiz. Konfigürasyon işlemleri vesaire. Ondan sonra Linux ve Docker öğrenip bu projemizi imaj dosyası haline getireceğiz. Container'a koyacağız böyle. Gemiye koyacağız ve AWS'e deploy edeceğiz. Tüm bu süreç bittikten sonra projemiz çalışır hale gelecek. Hem AWS'ten hem DigitalOcean'da, Heroku'da falan. Ve tüm bu hepsi 2 hafta sürecek tahminen. Sonra data structure ve algoritma konularına bakacağım. Ve ondan sonra sosyal medya ya da e-ticaret projesi yapmaya başlayacağım Node.js kullanarak. Olay bu. Hani Eylül ayını zaten bu şekilde bitiririz diye düşünüyorum. Yani baya şey zaten anladın mı? Deploy etmeyi öğreniyorsun. Docker, AWS, Linux'u falan. Data structure'lar, algoritmalar, yeni bir proje daha falan. Yani anladın mı? Süper. Olay şimdi bu kadar. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Baya güzel olacak. Bay bay. Bol şans.